Mersinli iş adamlarımızdan Nezih Tunçsiper 1931 yılında doğdu. Türk sanayinde önemli başarılara imza atan duayen iş adamı, geçmişten günümüze başta tekstil olmak üzere birçok sanayi dalında faaliyetlere imza attı. Günümüzde özel Tunçsiper okullarıyla yetenekli gençleri iş dünyasına kazandırmaya 16 yıldır devam eden Nezih Tunçsiper'i en iyi yine kendisi anlatır diyor ve sözü duayen iş adamına bırakıyoruz. Ben yetişirken abilerim, kardeşlerim hep üniversite tahsili yaptılar. Ben liseden mezun olduktan sonra bir amaç uğruna Maliye Bakanlığı'nda memuriyete başladım. Amaç Amerika'ya gitmeyi çok istiyordum. Yabancı dil İngilizce konuşmayı çok istiyordum. Böyle olunca Maliye Bakanlığı'nda personel dairesinde bir akrabam vardı. Bana dedi ki sen eğer Amerika'ya gitmek istiyorsan bugünkü hayat şartlarında bir memur maaşıyla senin Amerika'ya gitmen kolay kolay mümkün olmaz. O tarihten itibaren Ankara'da Türk-Amerikan Derneği'nin Kızılay'da mevcut bir seminerine, bir dershanesine devam ettim. Mübalağasız 4 yıl boyunca hiç aksatmadan o dershaneye devam ettim ve İngilizcemi muayyen bir seviyeye getirdim. 4 sene sonra, yani 1958 yılında bir sınava girdim. Maliye Bakanlığı açtığı sınava. Başarıyla sonuçlandı sınav ve ben Amerika'ya gitmeye hak kazandım. Azmetmiş ve sonunda Amerika hayali gerçek olmuştu Nezih Tunçsiper'in. 9 ay sürmesi planlanan bu seyahatini Amerika'daki bir üniversiteye kayıt yaptırarak taşlandırmak da istiyordu aslında. Peki bunu nasıl başaracaktı? Aslında 9 aylık bir burstu bu. Ama ben kafama koymuştum, üniversiteye devam edecektim. Washington'a gittik. Beraber gittiğim arkadaşlarımın hepsi kendi meslek kuruluşlarında görev yapma, staj yapma, görevlerini arttırmak için bir takım temaslarda bulundular. Ama ben gittiğim gün, ertesi günü üniversiteye kaydoldum. Proje menajeriyle de yakından ilişki kurdum. Kendisine niyetimi anlattım. Her ne kadar bana ya bu 9 aylık bir burs dediyse de ben dedim bir yolunu bulacağım. Nitekim son derece başarılı bir 9 ay geçirdim. Üniversitede gayet iyi notlar aldım. Öğretmenlerim, hocalarım tarafından şöyle teşvikle karşılandım. Ondan sonra geldi 9. ayın sonu. Proje menajeriyle konuştum. Dedim ki bak ben 9 ayda aşağı yukarı 1 senelik zamanın üzerinde bir mesafe kat ettim üniversitede. Şu dönemli bir üniversite. Ondan sonra ben dedim kalmak istiyorum burada. Bana dedi üniversitede hocalarından bir takım mektuplar getir dedi. Ben dedi Ankara'ya yazacağım. Senin burada kalma isteğini tekrar edeceğim ve kendilerinden senin bursunu biz vermek, uzatmak kaydıyla izin isteyeceğim dedi. 4 ay sonra cevap geldi. Ankara diyordu ki bu programın amacı yüksek tahsil yaptırmak değil, bilgi gövdeyi arttırmak için düzenlenmiştir. 9 aylık süre kafidir bu iş için. Biz kendisine izin verelim, o da kalsın ama döndükten sonra mecbur hizmetini Maliye Bakanlığı'na yapmak kaydıyla. Bu müsaadeyi aldıktan sonra ben iş aramaya koyuldum. Ama orada aldığım paraların aşağı yukarı tamamına yakın bir kısmını tasarruf ediyordum. Biliyordum başıma gelecekleri. Bunların hepsi bir şey meselesi, kafaya koyma meselesi. Kafaya koydum bu işi yapacağım diyorum. Nitekim bir gün çok yakın bir arkadaşım bir seyahat ajantasında defter tutacak bir muhasebe elemanı arıyorlar. Gittim, Tanrı'ya şükürler olsun.
Orada 64 senesinin Haziran'ına kadar çalıştım. Haziran'da şirket maalesef başarılı olamadı. Milletler Arası bir seyahat ajantasıydı. Ama şirketten en son ayrılan eleman ben oldum. Büyükelçilikten o zaman Mali Ateşelik vardı. Ateşelik'ten davet ettiler, gel bizimle çalıştılar diyor bir süre. Bir süre onlarla çalıştım. Hatta bir süre Amerikan Hariciyesi'ne tercüman, escort tercüman olarak çalıştım. Çok iyi para kazandım. Ve Amerika'dan Tanrı'ya şükürler olsun koltuğumun altına diplomamla döndüm. Amerika'daki başarılı eğitim ve iş hayatını tamamlayan Nezih Tunçsper, yurda döndükten sonra artık ülkesine hizmet etmeyi kendisine görev bilmiş ve Maliye Bakanlığı'nda çalışmaya başlamış. Hazine Maliye Bakanlığı'na bağlıydı genel müdürlük olarak. Orada çalışıyordum. Proje değerlendirme şube müdürlüğü diye bir şube kurduk. Hala da devam ediyor o müdürlük. Yatırımcıların çoğu İstanbul'daydı. Büyük ortaklar İstanbul'daydı. Onların güvenini kazandım. Benim yaptığım tekliflerin hiçbirine hayır demediler. Kimse, yönetim kurulu üyelerinden hiç kimse, satış işini biz yapalım, ham madde satın alma işini biz yapalım, ihracat işini biz yapalım yahut personel alımını biz yapalım demediler. Yetkiyi tamamen bana bıraktılar. Sene başında bir proje hazırlıyordum. Bu sene yapacağımız faaliyetler şunlardır. Sene sonunda elde edeceğimiz karlılık oranı budur. Bu arada da piyasayı kontrol ediyorum. İhtiyaç nerede var? 9 tane gelişim projesi hazırladım, gerçekleştirdim. 9 tane proje şirketin içinde. 300 tonluk kapasitesi varken 10 bin, 15 bin tona kadar çıktı bizim üretim kapasitemiz. O bakımdan yani piyasayı takip ettim. Duyarlı bir iş adamı gibi, duyarlı bir işletmeci gibi, yönetici gibi işlerimi yaptım. Allah da bana yardım etti ve fevkalade iyi neticeler aldık. Ben işe başladığım zaman şirketin içinde ihracata yönelik en küçük bir faaliyet yoktu. İlk ihracatı birinci sene 1 milyon dolar ihracat yaptık diye Ticaret Bakanı'ydı o zaman eski Merkez Bankası Başkanı Rusya'ya geldi. Ya dedi 1 milyon dolarlık ihracat yaptınız, tebrik ediyorum diye. Yani 1 milyon dolarlık ihracat. Nezih Tunçsper'e göre başarının sırrı neydi? Benim başarımın sırrı, eğer başarı görüyorsanız, amaç tespit etmek. Önceden amaçlarımı tespit edip o amaca yetişmek için, ulaşmak için elimden gelen her türlü gayreti göstermektir. Nezih Tunçsper eğitime de gönül vermiş aynı zamanda. Bursa'da Tunçsper okullarını kurmuş ve geleceğe nesiller yetiştiriyor. Eğitimsiz insanların çevresinde felaketten başka bir şey olmaz. Felaket olur. Eğitim. Kafama böyle koydum. Ben dedim, imkanlarımı sıkıştıracağım. Emekli olduğum 1992 yılında geldim burada. Bu araziyi daha önceden satın almıştım. Kafama koymuştum okul yapacağım diye. Burada kazmayı vurduk. İnşaata başladık. 93 yılında da ilk eğitim günümüz oldu. Bugün 20. yılımızı kutluyoruz. Bu yıl 20. yıl. İnsan olarak mutluyum. Ben buraya para kazanmak için yatırım yapmadım. Ben masrafları karşılayacak bir düzen olsun benim için kafi. Başka bir şey beklemiyorum. Ve şu anda içinde bulunduğumuz durumda para kazanmama imkan vermiyor ama ben son derece mutluyum. Seve seve bu işi devam ettiriyorum. Ve Allah'tan tek duam bu işi sonuna kadar götürebilmek. Faaliyetine başladığı günden bugüne birçok mezun vermiş Tunçsper okulları. Öyle ki iş güç sahibi olmuş genç mezunlar. Şimdilerde Nezih Tunçsper'le ziyaret amacıyla gittikleri aynı okulun koridorlarında karşılaşır olmuşlar. Koridordan geçiyorum.
büyüktü, saçları... Efendim dedi, ben 8 sene önce buradan mezun oldum. Maşallah hiç değişmemişsiniz dedi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuş. Bir başkası burada geçen sene mezun olmuş. Ankara'da Hacettepe'ye devam ediyor, geldi. Öğrencilerimiz devamlı buraya gelirler. Tecrübelerini paylaşırlar. Öğrencilerle, arkadaşlarıyla konuşurlar. Onlara yol gösterirler. Toplantı yaparlar. Toplantılarda onlara neler yapılması lazım geldiğini anlatırlar. Benim için bundan daha güzel bir şey olamaz.